الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وإمام الموحدين وإمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين كرآن olan Ramazan'a, Ramazan'ın 17. gecesi olan Bedir gecesine bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bedir'in, Uhud'un, Hendey'in, Tebuk'un, asr-ı saadette bildiğimiz bilmediğimiz her tablonun asr-ı saadetten bugüne bugünden son güne kadar her türlü yolun en ideal rehberi ve modeli olan gözümüzün nuru ve tacı olan binlerce kez salat ve selamın olduğu ve vesselam efendimize selamların en güzeli olsun. Bedrin içerisine dahil olup melekleri kendilerine imrendiren 313 tane yiğit Başta Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, katılmamasına rağmen Bedir ashabından sayılan Hazreti Osman, Bedir'in meydanında elinde kılıçlar kırılan Hazreti Ali ve adını sayamadığım ama sayıldığı zaman hastalara şifa, güçsüzlere güç olan bütün Bedir ashabına selam olsun. O günden bugüne kadar. Yaşadıkları zemin ve zaman ne kadar zor olursa olsun Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan bütün muvahitlere, mücahitlere binlerce kez şehitlerimize selam olsun. Ve şu an Uhud'u yaşayan ama Bedre hasret olan yürekler Suriye'de Mısır'da yüreğimizin bir coğrafyası olan Gazze'de her geçen gün gelen haberlerle Allah'ım bir kez olsun yaşatmayacak mısın bu çağın insanına Bedir diye yandığımız o güzel insanlara Bedri yaşamaları için binlerce kez selam olsun. Siz İstanbul'un muhtelif yerlerinden ve Anadolu'dan başka yerlerden de gelen kardeşlerim var içlerinizde. Bedir'in meclisine dahil olarak 21. asırda Bedir ashabından olma adına bir ruhu nasıl kazanabiliriz? Bu manada ızdırap içerisinde olan siz kardeşlerime de selam olsun, atıfet olsun, mahfiret olsun, nimet olsun, hikmet olsun. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Aziz kardeşlerim evet tarihi konuşacağız. Ama tarihte kalara konuşmayacağız. Ben sizi midadi olarak 1390 Hicri olarak 1433 sene öncesinde böyle bir güne götüreceğim. Bir 16 Ramazana götüreceğim. Ama ben sizi orada bırakmayacağım. Bırakmadım 4 senedir. 5. sene oldu bu sene bırakmayacağım. Allah ne kadar ömür verir, fırsat verir, nefes verir bilmem. Ama ne zaman size tarihten bahis açsam Tarihi sizi uyutmak için anlatmayacağım. Tarihi sizi rahatsız etmek için anlatacağım. Tarihi sizi tarihten ilham almak için anlatacağım. Tarihten bir şekliyle beslenmek için anlatacağım. Ruhu oradan alarak bu çağın insanına nasıl biz bir kez daha bedir yaşatabiliriz? Bedirleri nasıl bir kez daha yaşayabiliriz? Bunun yollarını arama adına anlatacağım. Onun için baştan bir şey söyleyeyim. Bilen biliyor da bilmeyenlere de bir kez söylemekte fayda var. Eğer inelersem, rahatsız edersem, söylediğim bazı sözler sizi huzursuz ederse inanın ben kendimi bahtiyar yad edeceğim. Sizi rahat ettirmek için Bedir değil. Sizi rahatsız etmek için Bedir anlatmak istiyorum. Bir şekliyle hayatımızda şu anda var olan güzellikleri ziyadeleştirmek, eksikleri ve noksanları tamamlamak için sizi 1433 sene öncesine götürüp bir daha miladi 21. asra getirmek istiyorum. Allah bu konuda bana yardım etsin. Beni riyakarca konuşmaktan muhafaza etsin. Yüreğimin ta derinliklerinden ızdırabını çektiğim, acısını çektiğim, kendime dert edindiğim şeyleri size aktarma konusunda bana yardım etsin. Derdimizi din kılma adına, dinimizi dert edinme adına bugün bir Bedir gecesinden istifade etme noktasında inşallah istifademizi ziyadeleştirsin. Şu Ramazan'ın tam ortasında olduğumuz günler yavaş yavaş ahirine doğru yürüyeceğimiz şu günlerde inşallah mahfiret günlerini tamamlamış cehennemden azat günlerine yani müjde günlerine yani berat günlerine yani kurtuluş günlerine merhaba diyeceğimiz şu günlerde heybemiz dolu dolu olarak bin aydan hayırlı olan Kadir gecesine yürümeyi Mevla hepimize kolaylaştırsın. Geçen sene söylediklerim hatırınızda. Sizi geriye götürmek durumunda değilim. Anlatacağım çok şey var. Onun için sadece zemini şöyle bir zihinlerinizde canlandırıp bıraktığım noktadan alıp sözü götüreceğim. Geçen sene Medine'den çıktık yola. Üst başlığımız Bedrin aslanları cihat yolundaydı. Onların cihat yolunda adım adım hatıralarını anlamaya çalıştık. Neler söylediler bize biliyorsunuz. Ta Medine'den Buyutu Sukya'dan yani Sukya evlerinin önünden Bedre yakın bir mıntıka olan Safra'ya kadar o cihat yolunun aslanlarının Nasıl kahramanca, nasıl yiğitçe, nasıl istikametlerini koruyarak, nasıl cihat sevdasıyla, nasıl peygamber aşkıyla, nasıl marifetullah'la ta safraya kadar yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Tam orada bırakmıştım. Bir tarafta iman ordusu 313 yiğit başlarında sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta inkar ordusu başlarında Ebu Cehil sayıları 950 birbirlerine yakın bir mıntıkada ama halen Bedir'de değil oraya gelmişler. İslam ordusunun oraya gelişini haber alan Ebu Sufyan kervanı başka bir yoldan Mekke'ye doğru kaçırmayı başarmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam madem buraya geldik cihat için ashabıyla istişare etmiş. Ashabtan çıkan görüş yürü ya Resulallah seninle beraberiz görüşü bundan dolayı da artık adım adım Bedrin meydanına doğru yürüyen bir iman ordusu karşı tarafta ise küfür ordusu. Tam burada bıraktım sözü buradan alıyorum. Safra'dan yola çıkıyor 16 Ramazan'ın sabahı sallallahu aleyhi ve sellem. Safra yakın bir mıntıka Bedir meydanına Bedrin savaş olacağı alana oraya doğru yürürken Bedir kum tepeleriyle meşhur bir coğrafyadır şu anda bir imar olsa bile evler yapılmış olsa bile aslında yine o kum tepelerini gidenler hatırlayacaktılar orada var ve Kur'an o tepelerden bahsediyor. İki tepeden İman ordusunun tepesi, küfür ordusunun tepesi. Açın Enfal suresinin 41. ayetini ayette okuyacaksınız o tepeleri. Bir tarafta Ed dünya, bir tarafta udvetul kusva. Yakın tepe Müslümanların tepesi, uzak tepe müşrik ordularının tepesi. Sallallahu aleyhi ve sellem o tepelere doğru yürüyor. Bedir tepelerden meşhur bir yer. Bir de su kuyuları var. Yürüdüğü zaman meydana en yakın su kuyusunun önünde konaklama kararı alıyor. Burada konaklıyoruz diyor askerlerine. Askerler hemen yüklerini indiriyorlar. O anda Bedir'in 313 askerinden bir yiğit, bir asker tarihe adı altın harflerle giren bir asker. Adını şimdi söyleyeceğim. Bilenler biliyor zaten ama bilenler unutmayacak, bir daha hatırlayacak. İlk kez duyanlar o ismi hiç unutmayacaklar. O isim Bedrin en gözde isimlerinden bir tanesi. O isim 33 yaşında bir delikanlı sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne yürüyerek bir görüş orada beyan edecek. O görüşün sahibi kim biliyor musunuz? Hubab İbni Münzir radıyallahu anhu. 313 yiğitten bir yiğit ama ne yiğit? Mus'ab'ın vesilesiyle iman şerbetini içen bir yiğit. O yiğit Akabe'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama el uzatan bir yiğit. O yiğitin bir bambaşka özelliği var. İslam tarihinde onun lakabı zurreydir. Yani görüş sahibidir. O iki üç kez aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabıyla istişare ederken Ya Resulallah ben arkadaşlarım gibi düşünmüyorum. Senin görüşünde eğer vahiy mahsulü değilse ben o görüşün de farklı bir görüş ileri sürüyorum diyerek farklı bir görüş ortaya koyan koyduğu görüş de Cebrail tarafından tasdiklenen, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da taltif gören bir görüş ki o görüşün sahibi işte Hübab İbni Münzir. Kıymetli kardeşlerim, çok farklı bir şey söylüyorum. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Biliyorum anladığınızı ama söz olsun diye soruyorum. Ashab Resulullah'a böyle bir görüşle çıkabiliyor karşısına ve bunu söyleyebiliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarla istişare ediyor. Onlara fikirlerini soruyor. Onlara düşüncelerini rahat bir biçimde ortaya koymaları için zemin hazırlıyor. Kimse peygamberin önünde tir tir titremiyor. Kimse peygamberin önünde kelimeler düğümlenerek boğazında kalmıyor. Eğer Allah ve Resulü adına bir şey yapılacaksa orada istişade adına bir zemin açılıyor ve o zeminde sahabe dediğimiz o bahtiyarlar ordusu en güzel şekilde görüşlerini ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ben 5. yılın Bezir gecesinde size biraz istişareden bahis açmak istiyorum. Hayatımızdan çıkardığımız, anlamadığımız, Kur'an'ın emri olan, Allah'ın emri olan, mümin toplumun en önemli vasfı olan istişareyi biraz size Bedir vesilesiyle anlatmak istiyorum. Kur'an'da bir süre var. 42. süre. Adı Şura suresi. Demek ki bir süreye at olabilecek kadar önemli bir mesele. O 42. sürenin 38. ayeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onun etrafında olan ashabın ki onlar ideal toplum yani mümin toplumun özellikleri sayılırken onların işlerinin istişare ile olduğu söyleniyor. Zaten şura kelimesi de o ayette oradan elde ediliyor. Şura süresi ve istişare emri Kur'an'i bir emir olarak o ilk topluma söyleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da 23 yıllık hayatının tamamında istişare ile yürüyor kendisi bir peygamber olmasına rağmen vahiy almasına rağmen vahyin dışında Cebrail ile sürekli görüşmesine rağmen vahyin dışında yani Kur'an'ın dışında Cibril-i Emin'in Muhammedül Emine sürekli ilka yoluyla ilham yoluyla bir şekliyle farklı bir kanalla bazen bizzat gelerek haberler getirmesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi yetiştirdiği Resulullah olmasaydı onlar olmayacaktı. Onlar olmamasına rağmen kendi elleriyle yetiştirdiği o toplumun insanlarını muhatap alarak, değer vererek, onlara görüşlerini sorarak, umumun da verdiği görüşlerle kendisine yol belirleyerek yol yürüyen bir peygamberden alemlere rahmet olarak gönderilen bir elçiden bahsediyorum size. Peki bize ne oluyor ki Allah aşkına? Evde anneyiz babayız, istişare yok hayatımızda. Dairede amiriz, istişare yok hayatımızda. Cemaat önderiyiz, imamız. Şöyleyiz böyleyiz konumlarımız var. İnsanlar bir şeyler biçmişler bize. İstişare yok hayatımızda. Devlet başkanıyız, devlet yönetiyoruz. İstişare yok hayatımızda. Ne oluyor bize ki? Biz neyimize güveniyoruz ki? Peygamber olmasına rağmen ümmetiyle, ashabıyla istişare eden bir önder hiçbir şey olmamamıza rağmen bilgisine güvenen, tecrübesine güvenen müstahni bir tavır alan bu çağın insanı. Dolayısıyla biz Bedir'den bu manada da çok şey öğreniriz. Bedir sadece bize bir kıtal savaş öğretmez. Sadece bize ganimet öğretmez. Sadece bize esirlerin hukukunu öğretmez. Sadece bize fidye hukukunu öğretmez. Nasıl yiğitçe meydanda çarpışılır bunu öğretmez. Bunları öğretir ama bunların ötesinde bir de orası bir mektep bir medrese bize o ve mektep ve medresede en önemli derslerden bir ders olarak istişareyi öğretir. Aziz kardeşlerim Kur'an'ın altı bin küsür ayetine bakın. İslam'da devlet diye açıkça bir ayet göremezsiniz. Ama ayetler devlet olmazsa olmaz noktasında size bir bilinç verir. İslam bir devletin İslam devleti olup olmadığını Kur'an affedersiniz. Bir devletin İslam devleti olup olmadığını da çok açık ve net bir biçimde ortaya koyar. Bir devletin İslam devleti olabilmesi için sadece bayrağında la ilahe illallah yazması yetmez. Sadece yönetenlerin sarıklı, cübbeli, sakallı olması yetmez. Sadece sokaklarda başörtülü, çarşaflı, nikaplı kadınlar olacak bu ilke yetmez sadece belli alanlarda Kur'an'a ait bazı ahkamın işletilmesi yetmez. İslam'da bir devletin devlet olarak İslami devlet olarak nitelendirilmesi için üç esas üzerine bina edilmesi şartı vardır. Nedir o üç temel esas? Bir, temelde tevhid olacak. İki, gövdede adalet olacak. Üç dallarda meşveret olacak. Şura olacak. Eğer bu üç tane temel esas varsa o devletin adı ne olursa olsun o devlet İslam devletidir. Nasıl seçilirse seçilsin halife çok önemli değil. Bu konuda da çok önemli bir serbestiyet var. Hatırlayın o asrı saadeti hatırlayın asrı saadet toplumunu. Dört Raşid halifeyi Hazreti Hasan'ı da biz dahil edelim. 30 yıl süren o asrı saadet dediğimiz o güzel tarihin beş Raşid halifesi farklı sistemlerle seçildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden sonra kimseyi atamadı. Belki bazı işaretler vardı. İşaretlerden bazıları Hazreti Ebu gösteriyordu evet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki bütün mescide bakan kapılar kapatılsın. Sadece Ebu Bekir'in kapısı kalsın. Bazıları bunu öyle anlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa düştüğü zaman mihrabın sahibi olarak Ebu Bekir'i işaret etmişti. Bazıları onu da öyle anlamıştı. Ama başka işaretler de vardı. Mesela Gadir-i Hum'da Hazreti Ali için sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o söz. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır sözünü bazıları Ali için anlamıştı. Tebuk gazvesine çıkarken sallallahu aleyhi ve sellem Ali Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun diyerek yine bir işaret çakmıştı. Bazıları onu da yine farklı bir biçimde anlamıştı. Ama ashabın tamamı bir vasiyet ortada olduğuna inanmamışlardı. Eğer vasiyetin var olduğunu bilselerdi o güzide de toplum hiç peygamberden sonra başka bir şey yaparlar mıydı? Açık vasiyet neyse onu yaparlardı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra kimseyi atamadı. Ne yaptı Müslümanlar? Peygamberin bedeni halen Ayşe'nin evinde oturup orada gözyaşı dökmediler. Gerçek manada peygamber nasıl sevilir onu ortaya koyma adına Beni Saide sakifesinde toplandılar istişare ettiler konuştular Hazreti Ebu Bekir'i ümmetin birinci halifesi olarak seçtiler ve ikinci gün Mescid-i Nebevi'de biat edildi Ehli Beyt'in bazı mensupları dışında az bir şeye insan biat etmemişti onlar da süreç içerisinde biat ettiler İki buçuk yıl Hazreti Ebu Bekir İslam Devleti'nin halifesiydi. Vefat edeceği anlarda Hazreti Ebu Bekir istişare ederek kendinden sonra Ömer'i atadı. Atadı diyorum altını çizerek söylüyorum atadı. Birilerinin bugün demokrasi ile İslam'ı aynı gibi göstermelerine siz bakmayın. Sistem böyle işliyor bizde eğer İslam toplumu içerisinde Ömer gibi bir adam varsa Ebu Bekir Ömer'i atar ve bunda da yadırganacak hiçbir durum yoktur. Ömer böyle atandı, ümmet de ona biat etti ve onun halifeliğini onayladı. On buçuk yıl adaletle, rahmetle, kuvvetle kurban olduğumuz Ömer İslam devletini yönetti. Yaralandı yatağa düştü toplandılar başına. Ömer dediler. Kendinden sonra birini ata. Ömer ben sizi peygamberin bıraktığı gibi bırakacağım dedi. O atamadı ben de atamayacağım. Israr ettiler Ömer'e hayır dedi. Siz bana on buçuk yıldır yükünüzü taşıtıyorsunuz. Şimdi bir daha mı taşıtacaksınız? Hayır dedi. Israr ettiler. Oğlum Abdullah dediler. Hayır dedi. Bir evden bir kurban yeter diyerek kabul etmedi. Israr ettiler daha fazla. Bu sefer Aşere-i Mübeşşere'den o gün için hayatta olan yedi insandan altısını birini dışarıda bırakıyor. Yedi insandan altısını kendi aralarında halife seçilsin diye heyet olarak belirliyor. Niye Hazreti Ömer birini dışarıda bıraktı? Biri Said İbni Zeyd hem amcaoğlu hem damat hem eniştesi onun için o da o evden olduğundan dolayı onu da seçmiyor. Aynı hassasiyet bir evden bir kurban yeter diyerek onu da dışarıda bırakıyor. Altı insan kendi aralarında toplanıyorlar. O heyetin başkanı Abdurrahman İbni Af ve o heyetin içerisinde o gün 70 yaşlarında olan Hazreti Osman ümmetin üçüncü halifesi olarak seçiliyor. 12 yıl üçüncü halifenin hilafet süreci. 12 yıl sonra Hazreti Osman 82 yaşında Musaf'ın başında asiler tarafından şehit edilince yine ümmet halifesiz kalıyor. Herhangi bir atamada yok. Hemen o gün yaşayan Müslümanlar Ali'nin yanındadır. Çünkü bütün ibreler ona dönüktür. Ali halifemiz sensin dediklerinde Ali'nin dediği söz şudur. Öyle halife seçmek 2 3 insanın söylemesiyle olmaz. Bütün Müslümanların onayı olacak. Toplayın bütün Medine ahalisini Mescid-i Nebevi'ye. Eğer isterlerse ben halife adayı olarak karşılarına çıkarım. Toplanır Müslümanlar Orada biat edilir Hazreti Ali'ye. Dört buçuk yılda bu ümmeti Ali idare eder. Kerremallahu veçe. Ve Ali yine şöyle bir gece yani bir Bedir gecesinde Bedir meydanında destan yazan o Ali bir Bedir gecesinde Kufe'de sabah namazına doğru yürürken Abdurrahman İbni Mülcem isimli harici adamın elindeki kılıçla doğranıp hasta olarak yaralanmış bir biçimde yatağa düştüğü zaman ne yapacaksın Ali? Bizi başsız mı bırakacaksın? Kimi atayacaksın kendinden sonra dedikleri zaman Ali benden sonra oğlum Hasan'dır halife diyerek Hasan'ı gösteriyor. Babadan oğula da atanıyor muymuş? atanıyormuş. Onun için bunu da yadırgamayın. Ama şunu bilin. Atayan Has Ali'dir, atanan Hasan'dır. O gün için toplumun en ehil olan insanı Hasan olduğu için bu işin liyakatinde herhangi bir eksiklik olmayacağı için Ali tarafından Hasan atanacak, 6 ayda onun hilafeti sürecek. Sonra Hasan ümmetin vahdeti adına hilafetten vazgeçecek ve başka bir dönem başlayacak. Ne diyorum arkadaşlar? Anlıyorsunuz değil mi derdimi? Derdimiz burada seçim değil. Hangi sistemle seçilirse seçilsin. Birisi atasın, heyet seçsin, babadan oğula geçsin, hiç önemli değil. Önemli olan burada şudur. Var mı temelde gerçek manada sağlam ve sahih bir akide bir tevhid var mı gövdede adalet ona buna göre şekillenen adalet değil onun bunun şey, keyfine göre renk alan adalet de değil ya ney adaleti öğrendiğimiz en büyük adalet mualliminin dediği gibi hırsızlık yapan kızım Fatma bile olsa onun elini de keserim diyen bir adalet anlayışı. Böyle bir adalet varsa eğer gövdede ve varsa dallarda eğer meşveret o toplumun kurduğu devlettir işte İslam devleti. Allah'ım hasretiz şu anda 1 milyar 700 milyonuz ama yok böyle bir toplumumuz. Rabbim sen bizlere çok görme ve Bedir'lere hasret olduğumuz şu günlerde bir an önce zemininde tevhid, gövdesinde adalet, dallarında meşveret olan bir toplumu bizlere nasip eyle. Amin. Aziz kardeşlerim, işte Bedir meydanından biz böyle bir dersi öğreniyoruz. Hubab İbni Münzir isimli o yiğitten. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin tam karşısında duruyor. Bir daha yaşını nazarınıza vermek istiyorum. 33 yaşında Efendimiz 55 yaşında. 33 yaşında bir delikanlı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında durunca söze dikkat edin. Buradan çok önemli bir ders, mesaj alacağız. Ya Resulallah, burada konaklama fikri sizin kendi tercihiniz mi yoksa Allah'ın size söylediği vahiy ya da farklı bir işaret mi? Ne diyecek efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Benim tercihim diyecek. Ne diyor Hubab İbn Münzir? Şunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir. Onu beşer dışında görmek beşere hakarettir. Evet beşerdir. Ancak Kur'an onun beşerliğini bakın nasıl söylüyor bize? Ene beşerun mislukum ben de sizin gibi bir beşerim. Ama nasıl bir beşerim? Yuha ileyye bana vah yolunuyor. Yani ona vah yolunuyor. Vahi ile arası olan bir beşer. Peygamber olarak karşımızda duran bir beşer. Cebrail'in her gün ayağına onlarca kez geldiği bir beşer. Kalbi Allah'a açık bir beşer ilka olunan yüreğin sahibi olan bir beşer, işaret gören bir beşer, rüyaları rüyayı sadıka olan bir beşer, Allah'la bizim anlayamayacağımız bir bağı ve irtibatı olan bir beşer, sıdretül müntehaya kadar varan bir beşer, Miraç'ta bizim yine mahiyetini anlayamayacağımız bir şekilde Allah'la görüşen bir beşer. Öyleyse eğer Allah aşkına nasıl benim gibi diyebilirim? Haşa insan olarak, yaratılış olarak, beden olarak evet bizden bize bir rahmet olarak minen fusikum sizin nefislerinizden sizin gibi aynı özellikleri taşıyan biri ama hemen arkasından gelen sözü unutma vahiy alan bir peşer bunu çok iyi biliyor sahabe bildiği için onun her konuştuğunun bir şekliyle ilahi kaynaklı olduğunu biliyor. Kızacaklar şimdi bana, kızsınlar hiç önemli değil. Hakikati söyleyelim bize. Biz peki sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her söz yani hadiste vahimi her sözde Allah'ın vahyettiği bir söz mü? Cevap veriyorum. Evet. Nasıl? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu bir sözden, attığı bir adından, sessiz kalıp da takrirle tasdik ettiği bir amelden Rabbul Alemin olan Allah rahatsız olsaydı, Rabbul Alemin olan Allah ondan hoşnut olmasaydı anında o düzeltilecekti. Eğer sema bu konuda sükut ettiyse Allah tasdiklemiştir o peygamberin yaptığı her işi. Allah'ın tasdiklediği her şeyde bizim nazarımızda tasdikten geçtiği için sarıldığımız zaman delalete sapmayacağımız iki kaynaktan biri olarak yani kitap yani Kur'an ve sünnet olarak önümüzde duruyor. Öyleyse Allah aşkına biz neyin derdindeyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan mirasına biz bu şekilde yaklaşmalıyız. Sahabe de bu şekilde yaklaşıyordu. Geldi soruyor Hubab İbni Münzir. Bu senin kendi görüşün mü? Allah'tan bir işaret mi? Benim görüşüm. Eğer Hubab İbni Münzir gelmeseydi. Eğer Allah irade buyursaydı bir şekliyle peygamberini yine oradan kaldıracaktı. Hiçbir şey hata olarak kalmadı ki onun hayatında o da kalsın. Ama o gün vesile kullanılacak Hubab İbni Münzir oradaki hayrın ortaya çıkması adına bir adım atacak. Rol ona biçildi o da o rolü oynadı. Benim kendi görüşüm dedi. Hubab İbni Münzir peygamber onlara istişare dersi öğretmiş çok güzel bir edeple ya Resulallah diyor. Biz harbi çok iyi bilen insanlarız. Ve ben bu bölgeyi de çok iyi bilirim. Konakladığımız bu yer Bedir'in ilk kuyusu. Ama önümüzde başka kuyular da var. Eğer biz burada konaklar ve kuyuları önümüzde bırakırsak Mekke tarafı o kuyulara yakın bir yerde konaklayacak suyu kullanma imkanları olacak. Belki bir kuyunun suyu bize yetmeyecek. Biz susuz kalacağız. Onlar ise suyun içinde oldukları için savaş uzayıp gidecek. Eğer benim görüşümü kabul edersen ya Resulallah biz gidelim gidebildiğimiz en son noktaya. Bütün Bedir kuyularını arkamıza alalım. Tek bir kuyu yanımızda kalsın. O kuyunun yanında da bir havuz oluşturalım. Suyu o havuza akıtalım. O sudan biz nasiplenelim. Mekke tarafı da suya ulaşamasın. Böylelikle savaş biraz erken bir biçimde bizim lehimize sonuçlansın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben size sıradan bir ordu komutanından bahsetmiyorum. Bir sıradan devlet başkanından da bahsetmiyorum. Bir cemaat liderinden bahsetmiyorum. Dikkat buyurun. Vahiy alan bir peygamberden bahsediyorum. Ve 33 yaşında bir delikanlı hüviyetiyle Hubab İbni Münzir'in peygamberin karşısındaki bu sözlerinden bahsediyorum. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç düşünmeden vallahi senin görüşün doğru ve biz de senin görüşünü uygulayacağız diyerek kalkın diyor sahabeye. Kardeşiniz Kubabın dediği gibi gidebildiğimiz kadar gidelim en ilk kuyunun yan tarafında konaklayalım. Orduyu alarak oraya doğru götürüyor. Ordu Bedir kuyularını sağ taraflarını alarak biraz öne doğru konuşlanıyor. O anda Mekke tarafı da Yel Yel Vadisi diye bilinen yere gelmiş. Karşı tarafta konaklamış. Bütün kuyular Müslümanların arkasında kalmış, Mekke tarafı suya ulaşamıyor. Bu şekliyle konuşlanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselat ve Selam şöyle mübarek başını kaldırıyor, semaya bakıyor, güneşi de arkalarını almışlar. Güzel bir tevafuk. Mekke tarafının önünde kalmış güneş. Mekke tarafı başını kaldırdığı zaman güneş gözlerine vuruyor bir şekliyle hareket bile edemiyorlar güneş ışıklarından. Zaten savaş sabahın erken saatlerinde olacak. Bu da Allah'ın onlara bir ikramı oluyor. Tamam diyor burada konaklanıyor, konaklıyoruz ve orada orada konaklıyor. O anda ashabtan birisi adını bilmediğimiz bir sahabi bir şeyi fark ediyor. Bakıyor ki rüzgar var orada ve rüzgar Müslümanlara karşı esiyor hemen Efendimizin yanında sahabe ile peygamber arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Dikkat buyurun. Geliyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah diyor. Konuşlandığımız yer güzel ama rüzgar önümüzden esiyor. Ya şiddetli eser de bize engel olursa. Şimdi biz ordunun yönünü değiştirelim. Rüzgarı da arkamıza alalım. Güneş de arkamızda. Nur üstüne nur diyor. Böyle olursa eğer Mekke tarafına daha farklı bir üstünlük sağlarız. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? İstişareyi bize öğretiyor. İstişareyi. Karar alınmış. Hareket edilmiş. Gelip orada konuşlanmış. Artık ikide bir görüş değiştirme gibi bir durum yok. Kurcalama yok. Alınmış karar iş bitmiş. Yani kalem kırılmış. Ondan sonra yapacak şey Allah'a tevekkül etmek ve gereğini yerine getirmek. O anda o sahabinin görüşünü Efendimiz kabul etmiyor. Hayır diyor sancak dikildi ordu burada artık Allah ne nasip etmişse diyerek o sahabinin görüşünü kabul etmediğini söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o anda askerlerinin içerisinde biraz dolaşınca Sad bin Muaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Bakın Sad bin Muaz ashabı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Bedri hani ben diyorum ya ara ara Bahtiyarlar ordusu hani diyorum ya sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar Yollarını kaybedenlere yol bulduran nehirler yönlerini şaşıranlara yön gösteren yıldızlar şimdi ashabı Muhammed'in tarihteki değerine dair bir şey söyleyecek bize varıyor sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ya Resulallah diyor şöyle tepeye doğru size bir gölgeli kursak sizin bineklerinizi de o gölgenin o gölgeliğin yanında saklasak siz bizimle savaşmasanız da orada çadırın içerisinde gölgeliğin içerisinde kalsanız eğer Allah bize zafer nasip ettiyse ne ala zaten iner beraberce zaferi inşallah ihya eder Allah'a karşı şükrümüzü orada eda ederiz ama zafer nasip olmazsa baktın ki biz Bedrin meydanında Birer birer devriliyoruz Ya Resulallah Ne olur bize takılma Bineyin yanında Bin bineğine Var git Medine'ye Vallahi ben Kalanlar adına yemin ediyorum ki Medine'ye gele, gele, Bedir'e gelemeyip Medine'de kalanlar Bedir'e gelenler kadar Seni seviyorlar Eğer bizim başımıza bir iş gelirse Var git sen Medine'ye Orada kalanlar sana sinelerini açacaklar. Yine sen kaldığın yerden devam edersin. Ama sana bir şey olursa biz artık sırtımızı belimizi doğrultamayız. Ne olur ya Resulallah sen bu işi yap ki biz bu işten daha rahat bir biçimde bu meydanda kılıç sallayabilelim. Ne demiş Sad bin Muaz Vefatıyla aççı titreten o büyük insan ashabı Musa ile ashabı Muhammed arasındaki farkı söylemiş. Hani ashabı Musa, hani Beni İsrail Kur'an'da bir ayettir biliyorsunuz. Dediler ki peygamberlerine Musa sen git Rabbinle beraber savaş biz buradayız. Ama ne demiş ashabı Bedir? Ya Rasulallah sen tepede dur biz savaşalım. Zaferse ne ala? Zafer olmazsa döner Medine'ye gidersin. Radiyallahu anhum ecmain. Boşuna demiyoruz ki biz. Allah onlardan razı olmuş. Her halleriyle Allah'ı razı etmişler. Allah'ı memnun etmişler. Ve o gün Bedrin meydanında Sad bin Muaz o büyük insan o sözüyle yine bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecek. Efendimiz şöyle bakacak Sad bin Muaz'a gözünden yaş dökülecek. Dönecek Ebu Bekir'e sağındadır Ebu Bekir ona bakacak. Ebu Bekir'in de gözleri dolu dolu. Ebu Bekir de tasdikliyor Sad bin Muaz'ın sözünü. Evet ya Resulallah diyor sana orada bir gölgelik yapalım. Efendimizi itiraz etmeyecek. Ona orada bir gölgelik yapılacak. O gölgeliğin yerinde şu anda kocaman bir mescit var. Yolunuz Bedre düşünce Ariş Mescidi diye namaz kılacağınız o mescit Allah Resulüne gölgelik olmuş. Bedir'de bir gece boyunca Resulullah'ı sinesinde saklamış ve onlarca niyazına şahit olmuş bir yer. Oranın bambaşka bir hatıraları var bir dahaki sene inşallah ben orayı size anlatacağım. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam sabaha kadar dua ve niyazda bulunacak. Gölgelik yapılacak. Efendimiz biraz istirahat edecek. Durur mu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Hemen inecek aşağıya. Aşağıya iner inmez "Nerede sancaklarımız?" diyecek. Medine'den yola çıktıkları zaman bir siyah sancak bir beyaz sancak, üç tane de siyah sancak edinilmiş sahabeler. Beyaz sancağı sallallahu aleyhi ve sellem o gün Musab İbni Ümeyr'in eline vermiş. Musab demiş sen bizim genel sancaktarımızsın. Genel bayraktar Musab'ın rolü öyledir Bedrin meydanında Uhud'da da öyledir biliyorsunuz. Siyah sancaklardan biri Ali'nin elindedir. Ali muhacirlerin imamıdır. İkinci siyah sancak Sad bin Muaz'ın elindedir. O da Ensar'ın imamıdır. Ensar'ın sancaktarıdır. Bir sancak boşta oradan gelmiş ta Medine'den Bedre kadar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sancağı şöyle eline almış. Hubab'ı huzuruna çağırmış. Hubab demiş. Sad, Efslilerin sancakları sen ise Hazretlilerin sancakları demiş. O sancağı da Hubab İbni Münzir'e emanet etmiş. Adeta o gün orada verdiği o görüşü tasdikler, taltif eden nitelikte o sancağı Hubab İbni Münzir'in eline emanet etmiş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parolalar belirlemek için sancaktarları huzuruna çağırmış. O gün savaşlarda parola bir kuraldır. Ne için? Karşı tarafta aynı elbiselerle gelmiş o meydana Müslümanlar da aynı. Müslümanların özel bir elbiseleri yok. O gün müşrikler de aynı şekilde giyiniyor. Müslümanlar da böyle olunca da karışıklık ortaya çıktığı için parola belirleniyor. Dost düşmandan ayrılsın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlere Efsililere, hazretlilere üç tane parola veriliyor. Muhacirlere diyor ki sizin parolanız ya beni Abdurrahman. Efsililere diyor ki sizin parolanız ya beni Abdullah. Hazretlilere diyor ki sizin parolanız ya beni Ubeydullah. Nedir bunlar? Efendimizin en sevdiği isimler, en çok sevdiği isimler çok sevdiği o isimleri o gün parolalar olarak belirlemiş. Sonra diyor ki Müslümanların genel parolası Bilal neredesin diyor Bilal. Bilal geliyor. Bilal diyor Bedrin parolası 13 sene senin ve senin gibi iman ehlinin Mekke'de işkenceler altında inlerken bile dillerinden düşürmedikleri o güzel kelime nedir o kelime? Ahad ahad o kelime Bedir meydanının o gün genel parolası olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem aklına kurban olduğumuz hiçbir şey unutmuyor ki onu da unutsun. O gün Bilal'in şahsında bir şey söylüyor aslında. Bilal sen misin taşlar altında ahadun ahad diyen Anlar sen misin karşında anne ve baba gitmesine rağmen ahadun ahad diyen Yasir sen misin imanın bedelini kanınla ödeyen ahadun ahad diyen Sümeyye sen misin ikiye ayrılmasına rağmen dilinden düşürmeyip ahadun ahad diyen Habbab sen misin kömürler yaktırıp sırt üstü yatırılıp o kömürlerde adeta kızartılan ve buna rağmen dilinden düşürmeyip ahadun ahad diyen zinnure sen misin Ebu Cehil'in kamçılarına ahadun ahad diye karşılık veren Talha sen misin Osman sen misin Zübeyir sen misin Abdurrahman sen misin madem sizin dilinizden düşmedi o kelime Madem şimdi de Allah hak ile batılı bu meydanda karşı karşıya getirdi. Madem şimdi hakkın temsilcisi olacak olanlar dillerinde bir parolayı şekillendirmeliler. O halde o parola Mekke sokaklarının alışık olduğu bir parola olmalı. O parola Ebu Cehilleri, Ümeyye İbni Halefleri, Utbeleri şeybeleri Çılgına çeviren Bir parolu olmalı Ne olacak Ahadun ahad olacak Ahad ahad diyerek O meydanda o yiğitler Kılıç sallayacaklar Parola da belirlendi Sallallahu aleyhi ve sellem Gölgeliye gidip seyha, Orada dinlenecek mi Hayır dolaşıyor Askerleri arasında Varıyor selam veriyor Biraz Efendimiz onların halini ahvalini soruyor. Sonra bazen atlarıyla bazen ey mücahit diyerek nasıl çarpışacaksın Bedrin meydanında diyerek görüşler alıyor ashabından. Bir şeyler söylüyorlar sahabiler farklı farklı rivayetler uzun ama bir yiğidin söylediği söz Resulullah'ı çok memnun ettiği için onu aktaracağım size. Varıyor selam veriyor ve soruyor kim olduğunu arkasından söyleyeyim size. Nasıl çarpışacaksın bu meydanda ey mücahit diyor. Ya Resulallah diyor. Elime oku alıp bekleyeceğim. Ne zaman düşman ok menzilime düştü. Yani 200 lira bana yaklaştı. Okları üstüne yağdıracağım. Eğer benim oklarımdan kurtulur da biri bana yaklaşırsa yanımdaki mızrağı elime alacağım o mızrak elimde kırılana kadar onunla savaşacağım. Olur ki mızrak kırılır ama düşman bitmezse yanımdaki kılıcı alacağım. O kılıcı sonuna kadar kullanacağım kullanacağım. O düşmanları Bedrin meydanında sağ bırakmamak üzere savaşacağım. Efendimiz öyle bir memnun oluyor ki şöyle bir ayağa kalkıyor. Allah senden razı olsun diyor. Ey Müslümanlar diyor. İşte Bedrin meydanında böyle savaşılır. İşte Bedrin meydanında böyle savaşılır. İşte Bedrin meydanında böyle savaşılır diyor. Kimdir o yiğit? O yiğit. Nasıl bir yiğit? Bir duası var. Söylesem hemen hatırlayacaksınız. Öyle bir la ilahe illallah demiş ki Öyle bir tevhidi içselleştirmiş ki öyle bir la ilahe deyince putlara karşı düşmanca bir görüş, düşmanca bir kamet onda belirmiş ki öyle bir şirke, öyle bir günaha, öyle bir müşriklere karşı arasına mesafe koymuş ki Allah'ım demiş. Eğer beni öldürürsen benim bedenime müşrik eli değdirme. Böyle bir dua etmiş. Ve Bedir'den bir yıl sonra Reci vakasında Hubeyb İbni Adi ile beraber Zeyd İbni Desinle ile beraber o meydanda yiğitçe çarpışıp şehit olduğu zaman Allah onun duasına icabet ederek semadan arılar göndermiş. O arılar onun bedenini korumuş. Bir tek müşrik eli onun bedenine değmemiş. Arılar gitmiş. Allah bir sel göndermiş. Almış onun bedenini kendi bildiği bir yere götürmüş. Bir müşrik eli değmeden Rabbine doğru yürümüş. Kimden bahsettim? Asım İbni Sabit radıyallahu anh. Bedrin meydanında nasıl savaşılacağını o sözlerle söyleyince Allah Resulü memnun oluyor. Sonra Efendimiz biraz kendisine ayrılan o gölgeliğe çekiliyor. Az bir istirahattan sonra geliyor. Efendimizin elinde kılıç var. Geçen Bedir dersinde söyledim. Geçen sene unutmamışsınızdır. Ben de unutmadım. Dedim ki elinde kılıç var o beşerin, o beşer sultanının, o rahmet peygamberinin. Ama onun kılıcının üstünde beşerin kanı yok. Çünkü o kılıcı diriltmek için eline almış. Yine orada artık ne aklına geldiyse biraz gölgeleniyor Arış Mescidi'nin olduğu yerde iniyor aşağıya. Ömer diyor, "Kalk git Kureyş'e. Git onlarla görüş. Onlardan akıllı bir adam bul. Onlara de ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: siz bizim akrabamızsınız. Karşı karşıya gelmiş olsak bile eğer çekip giderseniz bilin bizim kılıçlarımızdan emin olursunuz. Yok savaşı tercih ederseniz Allah artık aramızda ne takdir buyurduysa odur. Hazreti Ömer emir büyük yerden istemeye istemeye gidiyor. Çünkü Ömer'in derdi savaş olsun da bu müşriklerle bir hesaplaşmamız olsun. Ama Resulullah demiş, git demiş. Ömer durur mu? Gidecek akıllılardan bir adam bulacak. O adam çok akıllı bir adam. Ama o gün halen Müslüman değil. Az bir dönem sonra Müslüman olacak ve çok farklı bir şekliyle İslam tarihine girecek. Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim İbni Hizam'dan bahsediyorum. O gün müşrik ve müşrik ordusunun içerisinde onun yanına gidiyor Ömer ve sözü söylüyor. Bak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey dedi. Siz beni dinlerseniz Resulullah'ın bu sözünün gereğini yerine getirirsiniz. Hakim İbni Hizam akıllı bir adamdır, seviniyor. Vallahi diyor insaflı bir söz. Tamam diyor Ömer sen git ben kavmimle görüşeceğim ve onları gitme konusunda ikna edeceğim. Ömer dönüp geliyor Hakim İbni Hizam Ebu Cehil'in karşısında. Ebu Cehil'e bu sözü iletiyor. Ebu Cehil bu sözü duyar duymaz çılgına dönüyor. Adam küfründe samimi birisidir. Samimi olduğu için Resulullah onun için hidayet duasında bulunmuştur. Ne diyorsun diyor. Buraya kadar gelmişiz. Müslümanlar karşımızda. Allah onları bizim elimize bırakmış. Şimdi biz geri mi dönelim? Vallahi hayır diyor. Ben iyi biliyorum ki Muhammed ve adamları korktu. Onun için Ömer size geldi. Gitmek yok. Bu meydanda savaşacağız diyor. Ben onlar hakkında daha iyi malumat almak için Ümeyir İbni Vehbi o tarafa gönderiyorum. Gitsin ve Ümeyir İbni Vehb biraz araştırsın onları, bize haber getirsin. Ümeyir İbni Vehb'in Lakabı şöyle, affına sığınarak söylüyorum. O günlerde öyle, o günden sonra o da dirilecek. Kureyş'in şeytanı deniyor ona. Çok farklı bir isimdir, farklı bir zekası vardır. Atını atlıyor ve Müslümanların olduğu tarafa geliyor. Gözetliyor Müslümanları biraz, dönüp geliyor. Arkada haber bekleyen Mekkelilerle konuşuyor. Dikkat buyurun, Ümeyr İbni Veht, o gün müşrik olan Ümeyr... İslam ordusundan bir tablo aktaracak. Bakın ne diyecek. Ey Kureş cemaati diyor. Eğer yanlış saymadımsa karşı tarafta Muhammed'in adamları 300 tanedir. Ya biraz az ya biraz fazla isabet kaydetmiş. Müslümanların sadece binekleri için 70 tane develeri var. Doğru. Süvari olarak 2 tane atları var. Biri sağda biri solda duruyor. Doğru. Öyle çok fazla silah milahları da yok. Ümeyr konuştukça Mekke tarafı özellikle de Ebu Cehil kendinden geçiyor. Tamam diyor bu iş tamam. Ama arkadan bir söz geliyor. Ey Kureş cemaati. Öyle bir cemaat gördüm ki o cemaat ölümü öldürmüş. Vallahi ellerinde silah yok. Binekleri yok. Ama öyle bir güven içindeler ki ben onların o hallerinden korktum. Ve zannedersem arkada askerleri var bunların. Eğer onlar daha başka askerleri uzakta saklamamış olsalardı bu kadar güven içerisinde duramazlardı. Ne diyeyim Ümeyr İbni Vehbe hidayet nasip olmuş onun sahabi olan o haline radiyallahu anhu diyorum bir hakikati söylüyor bize. Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? anlayamıyor. Çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir. Anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Ümeyr İbni Vehf söylüyor, Kureyşliler de anlamıyor. Bu sefer işlerinden biri kalkıyor. Ebu Usame el Cüşemi diyor ki ben de gideyim bir bakayım. Gerçekten Ümeyr'in dediği gibi mi? Gidiyor aynı şeylerle geliyor. Artık 16 Ramazan'ın ikindiye doğru bir vaktidir. Sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki karşı taraftan savaş olmaması noktasında bir işaret yok. Olacak Allah da ona bir işarette bulunmuş. Yani kalbe ilka olmuş. Kalbine gaybi bir şey gelmiş. O haberden sahabeyi haberdar etmek için bir grup sahabeyi alıyor ve Bedir meydanına doğru yürüyorlar. Buradan sonrasını Hazreti Ömer bize anlatıyor. Gittik diyor Bedir meydanına doğru. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mübarek gözlerini bir noktaya doğru dikti. Sonra dedi ki Vallahi tam şu nokta yarın Ebu Cehil'in vurulup düşeceği yerdir. Az ileriye gittik. İşte şu nokta Ümeyye İbni Halef'in yarın vurulup düşeceği yerdir. Az ileri gittik. Bura Utbe'nin dedi. Bura Şeyben'in dedi. Saydı da saydı. Hazreti Ömer Bedir'den sonra bize söylüyor. Vallahi diyor onu hak üzere gönderen Allah'ın adına yemin olsun ki Bedir günü Resulullah kime nereyi işaret ettiyse o gün onları ne bir karış geride ne bir karış ileride tam dediği yerde ölmüş olarak bulduk. Sallallahu aleyhi ve sellem gaybin perdelerini açmış Allah ona o da bir gün sonra olacak olan şeyleri olmuş gibi anlatıyor Bedrin meydanında. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bunu da söyledikten sonra dönüp geliyor. Sıcak bastırmış tepede kızdırıyor. Öyle bir sıcak ki havuzdaki su yetişmiyor. O anda konakladıkları yer kum oldukları için sahabenin ayağı kayıyor. Zemin kaygan ve o anda düşmana dair de bazı bilgiler Müslümanlara ulaşınca onlar da beşer, beşerin sultanları beşer biraz korkuya kapılıyorlar. Allah aşkına hatırlayın ortamı. Düşman güçlü, zemin kaygan, hava sıcak, su az. Böyle bir ortamda biraz korku yüreklerine düşüyor. O anda Allah semanın kapılarını açıyor ve Bedrin meydanına bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyor. Yağmur yağınca Müslümanların olduğu yerdeki o zemin kuvvetleniyor. Havuz sularla doluyor. Müslümanlar biraz rahatlıyor. Ama aynı yağmur Mekke tarafına da yağmış. Allah yağdıran aynı coğrafyaya yağdırıyor ama bir tarafta rahmet oluyor o yağmur, bir tarafta azap oluyor. Müslümanlar tarafında inanılmaz derecede bir rahmet müşrikler tarafında öyle bir hale girmişler ki çamurdan hareket edemiyorlar. Ayaklarını kaldıramıyorlar. Çamura saplamış durmuşlar. Böyle bir halde Allah Müslümanlara Bedrin meydanında rahmet ediyor. Akşama doğru yaslanıyor zaman o anda ashabın bazıları kılıçlarına yaslanmış birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bazıları istirahat halinde, bazıları nöbet halinde. Bir tek kişi var ki kendi gölgeliğinde, niyaz halinde. O bir tek kişinin dışında o anda Allah Bedrin meydanına bir uyku gönderiyor. Bir sükunet hali Müslümanlar kılıçlarına şöyle yaslanmış bir halde bile uyuyorlar. Ve o anda Yüreklerinde korku adına, endişe adına ne varsa hepsi çıkıp gidiyor. Allah orada rahmet edecek onlara. O gün, o gece, sabaha kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl niyazda bulundu, neler söyledi, neler yaptı o da bir sene sonraki inşallah Bedir gecesinin konusu. Benim aziz kardeşlerim. Zaman ilerliyor. Daha da fazla sizi yormayacağım. Çok şey söylediğimi zannediyorum. Size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında imanın nasıl güven duyması gerektiğine dair bir şeyler söyledim bu seneki Bedir dersinde. Ashabın istikametini anlattım size. Sad bin Muaz'ın şahsında sahabe ordusunun muhabbetini, Allah Resulüne duydukları aşkı anlattım. Cihat aşklarını anlattım. Şunu anlattım, bunu anlattım. Ama size sadece mesajı bir meselenin üzerinden vermek istiyorum. O mesele de bugün dersimizin ana konusu olan istişare olacak. Bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız olduğu için o sıkıntıları giderme adına Beş tane Kur'an ayetinden size mesaj vermek istiyorum. İstiyorum. Özellikle istişarenin Müslümanlar olarak hayatımızdaki yerini öğrenme ve gereğini yerine getirmek için. Ne olur benim aziz kardeşlerim biliyorum öyle değilsiniz ama söylemeden de edemiyorum. İstişare deyince hep biz şöyle bir şey anlıyoruz. E ben ne yapayım? Ben herhangi bir vakfın yönetim kurulunda değilim, herhangi bir cemaatin başında da değilim, ben herhangi bir kurumda yönetmiyorum, devlet başkanı da değilim. İstişare benim neyime? Öyle değil. İstişare hepimiz için geçerli. Ne dedim dersin içerisinde? Anne ve baba olsak bile, işveren olsak bile, amir olsak bile imam olsak bile müdür müdür olsak bile cemaat lideri olsak bile şu olsak bile bu olsak bile hepimizle yakından alakalı bir kur'ani kavram istişare onun için üzerinde durmak durumundayız onun için söyleyeceğim her mesaj muhatap farkı gözetmeden hepinize söylenmiş bir söz ve 5. yılın Bedir gecesinde size emanet edilmiş muhasebesini yapmanız üzere de size tevdi edilmiş 5 tane temel ayet bu. Artık siz bilirsiniz gereğini yerine getirme ya da getirmeme konusunda söz bir emanet ve siz de inşallah emanetin ehli olarak muhataplarım olarak size tevdi ediliyor. Bundan sonrası size kalmış. Bir, Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Hepimiz öyle miyiz? Allah'ım hepimizi öyle say. Hepiniz öyle olduğunuz için öyle söylüyorum ve öyle hitap ediyorum. Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Rabbin peygamberine bile ve şavirhum fil emr işlerde onlarla istişare et demişse sen nasıl bundan gayrı bir yol kendine edinebilirsin ki ve şavirhum fil emr hangi ayet Ali İmran 159 bu ayet ne zaman nazil oluyor Uhud'un arkasından Uhud'un öncesinde sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Sahabe ile istişare etmiş. Onların görüşünü kabul etmiş. Sonra gelmiş Uhud'un meydanında. Onların görüşüne uyduğu için 70 tane Müslüman o meydanda şehit olmuş. Hamza doğranmış. Mus'ab gitmiş. Abdullah İbni Caş lime lime olmuş. Sa'd İbni Rebi ne hale girmiş. Enes İbni Nadır sadece bir parmağından taşınacak, tanınacak bir hale gelmiş. Buna rağmen Uhud'un arkasından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah indirdiği ayetlerde bunu söylüyor. Onlarla istişareye devam et diyor. Bunu Uhud'un arkasından peygamberine söylemişse sen ben o Nasıl bu emri duymayız? Nasıl bunu üzerimize almayız? Nasıl istişareyi hayatımızdan çıkarırız? Nasıl istişareyi noter makamı olarak anlarız? Nasıl istişareyi kendimize doğru yontacak bir biçimde kavrarız? Bu emir hepimiz için Allah'ın bir emridir ve hayatımızda olması gereken bir esastır. 2. Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Rabb'in müminlerin temel vasıflarını sayarken ve emruhum şura beynehum onların işleri aralarında var olan istişare iledir demişse sen nasıl işlerini başka bir hal üzere yapabilirsin ki? Allah demiş diyen demiş mümin cemaat Allah'ın davetine uyan namazı hakkıyla ikame eden işlerini istişareyle yapan ve kendilerine Allah'ın verdiği rızkı Allah yolunda infak eden ayet bunu söylüyor şura suresi 38. ayet öyleyse eğer mümin cemaat bu vasıflarla ancak dirilebilir başka bir yol arama başka bir şey arama Ayetin dediği gibi olmaya çalış. 3- Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Rabbin ve felke kulli zi ilmin alim her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır demişse Yusuf suresi 76. ayet. Sen nasıl ben kendime yeterim? Benim kimseye ihtiyacım yok der. Haddi aşan durumlara düşebilirsin ki. Hakkın yok bunu demeye. Hiç kimse kendine yetmez. Es-Samet olan bir tek varlık var. O da vacibül vücut olan Allah'tır. Öyleyse eğer sen istişare yapmak zorundasın. Ben aldım kararımı. Size de söylüyorum artık siz bilirsiniz böyle bir şey istişare değil siz istişareyi noter makamı olarak mı anlıyorsunuz gelecek mesele tartışılacak herkes görüşünü söyleyecek sonra oradan bir şahsi manevi oluşacak bir tek adamın görüşü değil bütün oradaki olan insanların görüşü zaten istişarenin kelime kökeninde böyle bir anlam da vardır. Arının bal yapmasıdır aslında istişare. Arı dolaşır, o çiçekten bir polen alır, o çiçekten başka bir polen alır. Sonra toplar onları bir besine dönüştürür. O besinin adı bal olur, insanlara şifa olur. İstişare de böyledir. Toplanacaksın tartışacaksın. Görüşünü söyleyeceksin. Tezini, görüşünü en güzel bir biçimde savunacaksın. Başkası da savunacak. O seni ikna edecek. Sen onu ikna edeceksin. Orada alınan karar ne ise de ona uyacaksın. Allah bunu söylüyor. Sakın ha ben bilirim deme. Ben kendime yeterim. Benim aklım, benim param, benim şuyum, benim buyum dersen sen diktatörleşirsin despot olursun ve yanında sana bu manada istişare noktasında da bir şeyler söyleyecek adam bırakmazsın. Onun için Allah'ın bu emrine uy gereğini yerine getir ki o rahmetten sen de istifade edesin. 4. Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Rabbin inna Allaha ya'murukum en tuveddu'l emanete ila ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri ehil ehline vermenizi emreder. Nisa 58. Allah böyle demişse sen nasıl ehliyete ve liyakata itibar etmeyip başka mülahazaların arkasında koşabilirsin ki? Asıl olan nedir burada? Ehliyet ve liyakattir. Bir iş var ortada. Senin adamın var, başkasının adamı var. Senin adamın yüzde yirmi o işe ehil ama başkasının adamı yüzde seksen o işe ehil. Eğer sen bu hakikati bilmene rağmen bizden olsun çamurdan olsun aman bizim cemaatten aman bizim partiden Aman bizim dernekten olsun der. Yüzde seksen hak sahibinin hakkını engellersen, çelme takarsan, iftira atarsan, onu oradan alıkoyarsan Allah'a söyleyecek bir sözün olmaz. Vallahi bu öyle bir cürümdür ki böyle bir cürüm ile Allah'ın huzuruna gidersen başını kaldırıp da Rabbine karşı konuşamazsın. O halde sakın ha ehliyet ve liyakat en önemli esasın olsun. Benden olsun, çamurdan olsun değil. Benden olsun, adam olsun. Eğer benden olan adam değilse, benden olmayan adamsa o adam olan benim başıma önder olsun, imam olsun dediğimiz zaman biz bu toplumu İslam toplumu kılabiliriz ancak. İşte Rabbimiz istişareye yüklediği anlamla bu manada da bize bir şey söylüyor. Beşincisi ve sonuncusu. Ey 21. asırda Bedir ashabının ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu. Rabbin ve kunu ma'as-sadiqin. Doğrularla beraber olun demişse sen nasıl acı da olsa hakkı söyleyen dostları yanında tutmayarak nefsinin hoşuna giden telkinleri duyma adına farklı adımların sahibi olabilirsin ki söz açık ama bir şeyler söyleyeyim biz şöyle seviyoruz yanımızda dostlarımız olsun ama ne yaparsak alkışlasın ne yaparsak padişahım sen çok yaşa desin ne yaparsak efendim nasıl tensip buyurursanız desin ne yaparsak e siz yaptıysanız bir hikmeti vardır desin. Ne yaparsak hata da olsa bir hikmet vardır diyen adamlar olsun desin. Biz istemiyoruz yanımızda hakkı söyleyen dostlar olsun. Hakkı söylemek acı. Hakikat acı, hazmı zor. Bunu söylediğin zaman aman deyip ortalığı velveleye veren insanlar var. Ama böyle değil işte. Hakikat neyse o. İyilikse iyilik, taltifse taltif, tenkitse tenkit, ikazsa ikaz neyse o. Ma'as sadıqin dediği de Kur'an'ın bu. Sadık nedir? Sadık her durumda hakkın yanında yer alan ve hakkı hakka yaraşır bir biçimde dillendiren adamdır. Sadık hiç kimseden korkmayan adamdır. Sadık ne kazanacaklarına ...ne kaybedeceklerine... ...yanan adamdır... ...böyle sadıklar olsun diyor... ...yanınızda Rabbimiz... ...böyle sadıklar olsun ki... ...size hakikati hatırlatsın... ...ve o hakikatin gereği neyse de... ...onu yapma adına... ...size güç olsun... ...Allah bu mesajları duymayı... ...hepimize nasip eylesin... ...biliyorum zor... ...yerine getirmek zor... ...konuşurken... Rahat konuştuğuma bakmayın. Yüreğim yanıyor. Ben de bir taraftan kendimi sorguluyorum. Her söylediğim sözle ey Muhammed Emin sen neredesin diyorum içimde. İçimi Allah biliyor. Siz benim konuştuklarımı biliyorsunuz. Allah içinde sakladıklarımı da biliyor. Zor olanı konuştuğumun farkındayım. Ama birileri bize bunları söylemeli. Birileri nefsimize de bunları söylemeli. Vallahi iş bitecek, hesap verilecek ve en küçüğünden en büyüğüne kadar hepimiz yarın Allah huzurunda yaptıklarımızdan, yapmadıklarımızdan, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Öyleyse eğer hesap ağır, ölüm hakikat, mizan hak, cennet hak, Cehennem hak biz de bunlara iman etmiş insanlar olarak o hakikatlere uygun bir biçimde hayatımızı düzenlememiz lazım. Rabbim düzenlemeyi hepimize nasip eylesin ve kolaylaştırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim derslerin son günü size söyledim. Dedim ki Bedirlere muhtacız. Her geçen gün İslam ümmetinin Uhud'ları çoğalıyor ve daha biz o gün yüreğimizdeki yangınları söndürmeden bakın Gazze'den her geçen gün gelen haber biraz daha yüreğimizi yakıyor. Onun için dedik ki Uhud'larımız Bedir'lere dönüşsün diye Kur'an okuyalım ve o Kur'an'ları da bugün Uhud'lar yaşayan İslam ümmetinin yetim evlatlarına hediye edelim. O duanın içerisine bir şey de katmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki Somada 301 tane kardeşimiz orada vefat ettiler. Onlar da Bedir gecesinde duamızın konusu olsunlar. Sağ olsun, sağ olasınız. Hepiniz okumuşsunuz. Kardeşlerim şimdi söyledi. 56 tane hatim okunmuş, 6 tane Yasin okunmuş. Salavatlar, tevhidler, ikhlaslar binlere yüz binlere varmış gecenin şu ila ilerleyen saatlerinde gelin biz de ellerimizi dua için açalım Bedir gecesinin şu ilerleyen vakitlerinde Allah ümmete bir daha Bedir yaşatsın diye Rabbimize yakaralım keşke yürekten keşke ta derinliklerden keşke yüreğimizin ta içlerinden Allah'a yakarabilsek duanın açmadığı hiçbir kapı yok duanın defetmediği hiçbir bela da yok. Allah takdir etmiş de. Duanın celbedeceği, etmeyeceği hiçbir rahmet de yok. Yeter ki samimiyetle, yeter ki ihlasla, yeter ki riyadan uzak, yeter ki gönülden Allah'a bir münacat dile getirilmiş olsun. İnşallah duayı eden ben olsam da ben vitrinde olan birisiyim. İçinizde görünmez kahramanlar var. Bu hizmete ter veren mal veren, yürek veren, dua veren, Allah'ım ben gör görünmeyeyim, hizmet edeyim ve arkalarda olayım diyen kardeşlerimiz var. İnşallah onların dualarını Allah kabul eylesin. Bizim dualarımızı da şu anda yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah için ellerini açan samimi ve ihlas sahibi insanların dualarının içerisine katsın ve Mevla bizleri de eli boş olarak döndermesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım gecenin şu ilerleyen vakitlerinde bir Ramazan gecesinde bir Bedir gecesinde Bedri anlamak için bir araya gelen şu insanlar olarak bedir mektebinden bir dersi kendimize ders edinmek için ızdırapla bir şeyleri dinlemeye çalışarak sonunda da ellerimizi sana açıp dua dua yakarmak adına senin huzurundayız. Ya Rabbi sen bizleri eli boş olarak döndürme. Allah'ım küçüklüğümüzü biliyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Noksanlarımızı biliyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat daha var ki çok büyük insanlardan bahsettik adımlarımızın küçüklüğünün farkında olarak dedik ki 14 asır sonra bile olsa adımlarımız büyük insanların büyük adamların adımlarına ilişsin. Ya Rabbi sen küçüklüğümüze rağmen bizi Bedir ashabının yolunda yürüyenlerden eyle. Son nefesimize kadar o büyük insanların yolundan izinden bizleri ayırma. Bizleri onlardan dur eyleme ya Rabbi. Herkes kendisine bir yol tutturmuş gidiyor. Herkes kendisinin yolunun hak olduğunu da söylüyor. Allah'ım bizim yolumuzu ashabın yolu kıl. Bizim yolumuzu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu kıl. Bizim yolumuzu sırat-ı mustaqim ki nimet verdiklerinin yolu. O yol ki nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Allah'ım sen o yoldan bir an olsun bizleri ayırma. Allah'ım son nefesimize kadar istikamet ve istikrarla senin dinine hizmet edebilmeyi bizlere nasip eyle. Senin dinine hizmet etme iddiasında bulunmayı bile kendimize zul sayıyoruz. Biz kimiz ki senin dinine hizmet edebilelim? Sadece hizmetçi olarak bizi kullanırsan bize büyük bir şeref ihsan edersin. Allah'ım bu şereften bizi mahrum etme. Allah'ım bu şereften bizi mahrum etme. Allah'ım bu şereften bizi mahrum etme. Allah'ım ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Gazzetu Haşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Haşim'in memleketi. Şu anda orada her geçen gün feryat, figan, gözyaşı daha da artıyor. Şu Ramazan'da biz sofralarımıza oturup güzel güzel yemekler yerken o kardeşlerimiz iftar sofralarında... Savur sofralarında kan kokluyorlar. Yıkılan evler, feryatlar, figanlar, yetim kalan çocuklar, öksüz kalan insanlar var. Allah'ım, artık o kadar bu manada manzaralara şahit olduk ki duyarsız kaldık. Gelen haberler bizi uykusuz bırakmıyor. Yüreğimiz yanmıyor. Meydanlarda konuşmak kolay, biz bunu yapıyoruz. Ama gereğini yerine getirme adına bir şeyler yapmıyoruz. Ne olur ya Rabbi, artık konuşan Müslümanlardan değil, iş yapan Müslümanlardan et bizi. Allah'ım konuşan Müslümanlardan değil, iş yapan Müslümanlardan et bizi. Dua için kaldırdığımız şu ellerin yapabilecekleri ne varsa, onları yerine getirme adına bize yardım eyle ya Rabbi. Gazzemize yardım eyle ya Rabbi. El Halil'imize yardım eyle ya Rabbi. Kudüs'ümüze yardım eyle ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi bir Bedir gecesini, gelecek senenin bir Bedir gecesini Kudüs'ümüzden ve Gazze'mizden güzel haberler alacağımız bir müjdenin muştusu kıl Allah'ım. O muştuya erişebilmek için bizlere yardım eyle ya Rabbi. Şu ellerle, şu ayaklarla, şu bedenlerle Yeryüzünün neresinde olursa olsun Neresinde bir yangın varsa Neresinde bir feryat varsa Neresinde bir gözyaşı varsa Hiçbir şey yapamazsa O gece hüngür hüngür ağlamayı Bizlere nasip eyle ya Rabbi En azından gözyaşlarımızı Kardeşlerimizin feryadına ortak eyle ya Rabbi En azından yakarışlarımızı Dualarımızı okuduklarımızı ...ortak eyle Ya Rabbi... ...Ya Rabbel Alemin... ...Ve Ya Ekremel Ekremin... ...üç seneyi aşkın bir zamandır... ashab Suriye... ...ashab-ı oldu... ...onlar da ateşlere doldurup... ...yananlar oldular... ...üç milyon insan... ...evlerinden, yurtlarından ayrıldı... ...nice nice viraneler yıkıldı... ...nice nice evler... ...viranelere döndü... ...Allah'ım sen bir an önce... Suriye'deki kardeşlerimize bir Bedir yaşat ya Rabbi. Bedir'in müjdesini onlara tattır ya Rabbi. İçlerinde Hamza gibi, Ömer gibi, Hubab İbni Münzir gibi, Asım İbni Sabit gibi sahabe hasbiliğinde adamların sayılarını çoğalt ya Rabbi. Bizleri de onların arasına kat ki zalimlerin boş bulduğu bu meydanlar sahabice haykıracak, sahabice dile getirecek hakikatleri yiğitlerle dolsun ya Rabbi. O yiğitleri içimizde çoğalt ya Rabbi. O yiğitlerin sayısını çoğalt ya Rabbi. O yiğitlerin sayısını çoğalt ki meydan zalimlere kalmasın ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin yanan Irak coğrafyamız, yanan Çeçenistan, Doğu Türkistan şurası burası şu memlekette Müslümanların birbirlerine bakışları sen hepsini biliyorsun. Allah'ım bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara fırsat verme. Kapalı kapılar ardında zalimleri hoşnut edecek hesaplar yapanların hesaplarını başlarına çevir. Allah'ım senin adına hayır adına kim ne iş yapıyorsa sen onların hayır adına attıkları adımları bereketlendir. Zalime fırsat verme ya Rabbi. Münafıklara fırsat verme ya Rabbi. Dili hoş olan ama kalbinden ama yüreğinden zalimi memnun edecek işler çeviren zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Her kim sureti haktan gözükmesine rağmen hakkın hesabına değil, batılın hesabına çalışıyorsa Allah'ım sen onların hesaplarını başlarına geçir. Ayaklarındaki toprakları sars ya Rabbi. Çadırlarını başlarına geçir ya Rabbi. Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Sevdir bizi birbirimize ya Rabbi. Kendin için sevenlerden et bizi ya Rabbi. Senin rızanın dışında ne varsa yüreklerimizde, ne varsa hayatlarımızda sök at ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bir Bedir gecesine daha bizi eriştireceksen hak ve hakikat adına razı olacağın bir hayatın yolcusu olarak huzurunu al ya Rabbi. Evlatlarımızı da Bedir ashabının yolundan yürüyen yiğitlerden kıl ya Rabbi. Ümmetin hasret kaldığı o günlere eriştir bizi ya Rabbi. Okunan şu ayetler hürmetine, okunan Kur'anlar hürmetine, okunan her harf hürmetine... Burada adını aldığımız şehitler, salihler, sıddıklar hürmetine Allah'ım dualarımızı kabul eyle, bizi günahlarımızla baş başa bırakma, ellerimizi dergahından boş çevirme, bizi mahcup olanlardan etme, rezil olanlardan etme, rusval olanlardan etme, işin neticesinde akıbeti hayır olanlardan et, gülenlerden et, beratını... صلى الله عليه وسلم يا ربي صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد الحمد لله رب العالمين